Şimdi bağlantıyı oluşturdum temel olarak. Öncelikli kural şu: bağlantıyı açmadan işlem yapamayız. Bağlantıyı kapatmadan tekrar açamayız. Ve aynı zamanda bir işlem yaptıktan sonra bağlantıyı mutlaka kapatmamız gerekir. Bu kaynak yönetimi açısından önemli. Hani ben bir bağlantıyı açayım, onun içerisinde 10 tane işlem yapayım, sonra kapatırım. Bu yanlış. Çünkü sizin açtığınız bir bağlantı, veri tabanına, o connection pool'de aslında bir eksi bağlantı sayısı anlamına geliyor. Bir başkası tekrar bağlantı açmak istediğinde, eğer sınırdaysa connection pool, ona izin vermeyecektir. O yüzden anlık olarak yönetmek gerekiyor açılma kapama olayları. Kapatıyorum bunu. Bir de burada şimdi formun doğadına geliyorum. State change diye bir event var. Ne yapabilir bu adından? durumun değişikliğini algılayıp, otomatik algılayıp o anda ne yapmak istediğini belirttiğim bir yer. Mesela şuraları kapatıyorum. Label'a bir şey yazdırmayacağım butonlarda. Sadece state change içerisinde yapmak istiyorum bunu. DBL mesaj bana E parametresinden, E parametresi state change event args olarak geliyor. E içerisinden current state nokta bunu yazdır. Otomatikman state change içerisinde bunu aldığı için aç kapa. Evet, tamam. Aa, açıkken açmışsın. State change'i kendisi mi yazdı? Artı eksi, artı eşittir. Kapta. Change. Bağlantıyı kapata. Aa, evet. Ben çek, çek. Artı eşittir. Eventler böyle çalışmıyor mu? Ben öyle öğrendim. Bastığım zaman hata vermez. Çünkü kapalıysa tekrar kapatmayla uğraşmıyor. Ama açıkken tekrar bastığım zaman geçmiş olsun. Çünkü açmaya çalışıyor. Burada hata verdi. Dikkat ederseniz. Ben bunu nasıl yönetebilirim? Try catch'e gerek yok. Olabilir ama gerek yok. Nasıl çözüyorduk böyle bir durumda? Yani bizim en temel işlemimiz. Şunu derim ben. Connection state'den bize bilgi geliyordu. Bunun durumu eşit değil. Bakın, connection state'in birden fazla olayı var. Open ve closed'i gördük. Ama broken, connection gibi bazı işlemleri daha var. Bunlar da işte broken, bağlantı kapanmadan bir şekilde kırıldıysa, herhangi bir hata oldu, kırıldı. Buna broken durumu deniyor. Connecting bağlanıyor. Bağlanma anı olabilir. Ve diğerleri de açma ve kapama haricindeki farklı yöntemler, farklı state'ler diyoruz. Şimdi ben o zaman şunu demem gerekiyor. Kapalı değilse ama open da olmayabilir, açık da olmayabilir, farklı bir durumda. Ben diyorum ki kapalı değilse, yani ne olursa olsun, broken da olsa,
Şunu yap. Pardon. Açık değilse. Open değilse aç. Bu durumda kapalıysa, broken'sa vesaire her türlü açmaya göre ayarlamış oldum. Ama açıksa bunu yapmayacak. Onu da S'te uyaralım. Açıyorum. Tekrar bastığımda normalde hata veriyordu. Şimdi hata vermedi. Uyarı ver. Şimdi yeni bir form oluşturuyorum aynı projede. O kodları da gönderiyorum. Form 2'yi oluşturuyorum. Form 2'yi oluşturdum. Bunun içerisinde farklı işlemler yapacağım. Öncelikle ilk açılacak form olarak bunu oluşturuyorum. İçerisinde fark etmiyor form 2. Burada hayır form. Nasıl ekle dediğimiz ne? Etten burada buton. Şunu multiden yapıyorum. Text box. Şöyle. Şurada birkaç tane buton. İhtiyacımız olduğu kadar kullanacağız bunlardan. Xbox Pro. Şimdi burayı kullanmadan önce arka tarafa geçtim, bazı nesneleri anlatacağım. Neler kullanacağımızı göstereceğim. Öncelikle yaptığımız SQL Connection listesi. Bunu kullanmamız şart zaten.
yapacağımız örneklerde kullanacağımız temel nesneler bunlar. Hatta bir de yine olmazsa olmazımız SQL command var. Gereken öncelikle connection oluşturmak. Ben bunun altında bir SQL connection oluşturuyorum. Shift Alt telefon ile gözüm ekledim. John adını verdim. Burada aynı data source'umuzu yazıyoruz. Sizde nasıl çalıştıysa öyle yazın. İçerisinde sadece şuradaki name bilgisini kullanarak erişebiliyor olacağım. Adını?
Hazır mısınız? Tamam mıyız? Ben bir ayar koydum buraya. Dedim ki, şöyle düşün, kapıyı açacağım. Veri tabanına erişmek için kapıyı açmam lazım. Kapı, bağlantı. Bunun için bir anahtara ihtiyacım var. Anahtarı bir yere koyuyorum. App config denen bir yere. İstediğim zaman oradan alıp kapıyı açmam gerekiyor. Peki hocam, config dosyasına ben exam şeyini yazdım. Enteresan. Microsoft mühendisliğine sormak lazım. Niye ya? Ne gerek de lan? Şimdi burası hiyerarşik bir yapı olması kolaylık sağlar. Hiyerarşiyi de sağlayan yegane şey examen. Çünkü okumalarımızı biz bu şekilde yapacağız. Ben buradan nasıl erişeceğim şimdi buna? Ve şuradan bol miktarda using var. Ama onlar benim gidip app config'e erişmemi sağlayamaz. Yeni bir assembly eklemem gerekiyor. Solution Explorer'dan References, Tolga bunu biliyor musun? Şey mi? Burada yaz mı? Şehre giremem. Çok güzel olamazsın. Şimdi onun sebebi şu. Referans eklemen gerekiyor. Ben de ekledim onu işte. Ben de Configuration Manager'da yok. Bakın şurada config yazdım. Şunu configuration'ı projeye ekliyorum. Şurada gördüğünüzde sorun yok demek. Geçiyorum bunu. Sen şunu diyorsun. Configuration manager. Ama bunu da Shift Alt F10'la eklemen lazım. Ondan sonra da nokta. Bu çıktı mı? Bu çıktı mı sende? Hiçbir şey görmedim. Şöyle bir problem var. Neymiş? Ben şey atama yapmadım. Değişkeni atama yapmak lazım ki ondan sonra overwrite'sında string s yazdım. Yani ben içine yazmadım onu. Ben dışarıdan string almıştım. Bunu almaya çalıştım. Tamam. Config yaz arama kısmına. System.configuration'ı ekle. Net. Sen basic olduğun için net. Burada seriye bas. O kadar mı? Üstten aşağı. Burada configurations, bakın, configuration manager içerisinde configurations var, pardon, connection strings var. Bu benim app config içerisindeki o configuration string alanlarına erişmemi sağlıyor. Şuraya erişiyor doğrudan. Bunun içerisinde nokta dediğim zaman index mimarisine göre onun içerisine birden fazla app config yazabiliyorum ben. İsimleri verdiğim sürece. Haliyle buradan da onların sırasına göre ya da adına göre ya string name ya da index'i. En sağlıklısı tabii ki string ad. Benim verdiğim isim buydu. Daha sonra bunun içerisinde neye erişmem lazım? Adını verdim zaten. Benim şuna erişmem lazım. Bu da bir property aslında. XML olduğuna bakmayın. Bir property simşatta. Ben nokta connection string dediğim zaman bana onu getirmeli. Direkt o bilgiyi getiriliyor. Bakın burada name bilgisi de var. Name de AW John.str'yi getirir. Ben gidip connection string'i verdim.
bu biraz daha connection'ı temiz kullanmamızı sağlayabilir. Tabii ki buradayken yapamayız. İçerisinde, mesela formül içerisinde yaparsak bunu bu şekilde kullanıyoruz. Orada birkaç çıkıyor. Formül içerisinde olmadığı için kullanamıyoruz. Şimdi o zaman string'e tanımlamış olsaydı SQL connection içerisinde parametre olarak sadece connection SSL diye versek olur muydu? Neyi diyorsun? Şunu mu? Evet, bunu buradan buna verseydin. Hayır, şimdi string'e tanımladık yani şey kaldırırsınız, çiftlaşı kaldırırsınız. Tamam, anladım. Connection şey, SQL connection instance'ını oluştururken hani farklı cihazı parametre verebiliriz ya. Evet, şurayı diyorsun. Evet, onun için evet. Şimdi bu şekilde verdim. Doğrudan oradaki bilgiyi alıp getirdi buraya. O zaman bağlantı işlemini yaptım ben. Yapmak istediğim, şu an yapmak istediğim şey ilk veriyi çekmek veri tabanından. Bunun için kullanacağım yöntem, öncelikle ben burayı metotlarla yönetmek istiyorum. Mesela şu execute raider olsun. Raider ne iş yapıyordu Murat? Olmasını sağlıyor. Geri dönmemesi. Sadece ileriye dönük çalışması. Geriye doğru okuma yapmak istiyorsan dediğim gibi veriyi bir yerde tutman gerekiyor ki okuyabilirsin. Onları da yapacağız. Execute Raider. Ben metotlarla yöneteceğim. Bu nedenle region'da adını herhangi bir şey verebiliriz. Ama kafanız karışmasın diye execute raider vermek yerine çalıştır oku. Yapılarını hatırlarsanız o zaman veri tabanı işlemlerinde çok sık kullanacağımızı bahsetmiştim. Sebebi de yapılacak işlemde birçok hata oluşabilirdi. Bunları yönetmek için de bir try catch gerekiyor. Try catch hata sınıfı SQL exception. Şurada işlemlerimi yapmaya başlıyorum. Şimdi benim bağlantım var. SQL Connection. Bunu kullanacağım. Yalnız komutlarımı, örneğin select komutumu veri tabanına gönderip çalıştırmak için SQL Command listesine ihtiyacım var. Bakın, veri tabanından çalıştırılacak SQL komutlarını temsil eder. Yani biz buna komutları veririz, komutun yapısını, özelliklerini veririz. Bunu kullanıp çalıştırabiliriz. Şimdi SQL command cmd cmd nokta bunun bağlantısı John diyorum. Command type tipi command type nokta
burası önemli. Şimdi dedim ki SQL command oluştur. Bunun çalışması için bağlantıya ihtiyaç var. Connection'a. Onu verdim. Command tipinin ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Sen store prosedür mü çalıştırıyorsun? Normal sıradan bir sorgu mu gibi. Genelde kullanılan yöntem, yani siz doğrudan burada SQL kodu yazıp sunucuya göndermek istiyorsanız text kullanılır. Text, örneğin select yıldız from vesaire. Bu bir text'tir. Table direct, buraya sadece bir tablo yazarsınız. O tablo üzerinde işlem yapar. Tablonun adını yazarsınız sadece. Store procedure ise store procedure'un adını verirsiniz sadece. Ya buradaki ayrımları göreceğiz, örnekleri işleyeceğiz. Ama mantık olarak şimdi bir store procedure adı verdim. Command type'ına da text verdim. Mantık hatalı bir kere. Çünkü onu store procedure gibi çalıştırmaya çalışacak. Ama text değil. O bir prosedür. Bu yüzden dikkat etmek gerekiyor. Ben text dedim. Şimdi de komutun text'i nedir? Bu da benim select sorum. SQL Server nerede tutuyor bu? Evet, aynen.
Program files içerisinde SQL Server, onun içerisinde instance adı var. Onun da içinde data var. Şimdi ben bunu şöyle tanımlayabilirim. Komando oluşturdum. Bütün bilgileri var. Bunu dediğim zaman okuyup getirecek. Ama bağlantıyı açmadım. Değil mi? Bağlantıyı açmam gerekiyor öncesinde. Sonra da artık data reader içerisinde, yani DR içerisinde benim değerlerimi okuma şansım var. Diyorum ki string build'ir. Çok sık kullandığımız build'ir. Bir yerde hata yapmışsın. Aç, devam ediyorsa hata var. Şimdi while döngüsü, biz dedik ki data reader sadece ileri dönük okuma yapar. Data reader içerisinde read denen bir metot var. Bakın dr diyorum. Nokta read. Data Reader'ın read metodu şu işi yapar. Siz okuma yapmak istediğinizde Data Reader sürekli okuma yapıyor ya. Örneğin 5 tane kayıt geldi. Siz 1 kayıt, 2 kayıt, 3, 4 en son 5. kayıta kadar geliyor. Bu gelme işleminde aslında read bakın net bir dönüş yapıyor. Bakın boolean bir tip geri dönüş yapıyor. Bu şu demek. Siz her okuma yaptığınızda bu devam edecek mi? Sonraki var mı? Okuyabiliyor mu? Okuyabiliyorsa vardır demek. Yani bir sonraki kayıt varsa true döndü anlamına geliyor. Eğer false dönüyorsa okunacak kayıt bitmiştir. Bir şey okuyamayacağı için bu while'dan çıkacak. Yani kayıt varsa true dönecek, while devam edecek, okuma devam edecek. Kayıt bittiyse false dönecek, while'dan çıkacak. Mantığı çok basit burada. Siz de bu dr içerisindeki nesne değeri okunan kaydı her seferinde alıp bir yere atmanız gerekiyor. Sebebi neydi Tolga? Sadece ileri okuma yapıyor. Çok hızlı yapıyor. Ama onları biz tutmamız gerekiyor ki kaybolmasın. Yoksa hiç sadece okuma yapmış olur, size bir faydası olmaz. Biz bunları alıp string builder'a her seferinde ekleyeceğiz. Bir nevi hafızada tutacağız aslında. Ben data'yı MSS Guard'a taşımışsın için attım. Görmüyor. Şimdi ben bunları bu yıldır eklemeye başlayacağım. Daha önce çok sık kullanmıştık bu yıldırı. O mantıkta bir dinamik yapı oluşturacağım bu sefer. Bu yıldırı yapalım. Environment inline. Şimdi bir püf nokta daha var. Data Reader'ı okuduk. DR adıyla biz Data Reader'a sahibiz. Bunun içerisinde veriye nasıl erişiriz? Bunun için birkaç yöntem var. Öncelikle bakın DR nesnesi
Sorguya bakalım şu yukarıdan. Dikkat edin buraya. Burası önemli, yazarsın sonra. Ben select'i bu şekilde yaptım. Sonuçta iki tane sütun gelmeyecek mi burada? İstediğim belli. İki tane gelecekse bunun programsal karşılığı indeks olarak 0, 1 olmalı mantıken. Ya da bunların adıyla erişebiliyor olmam lazım. Aynı bu dediğim gibi ben ister sütun adını yazarak istersem bunun indeks sırasını vererek erişebilirim. Diyorum ki product ID'yi ver. Bakın ürün o. Hemen bunun yanına 0'ı verdim. Product ID. Tekrar alt satırayım. Ürün at. Buna da name bilgisi gelsin. DR1. Birinci indeks. Sonra tekrar yaptığı zaman hata veren ekranda alt kısımda ha, tamam. LDF dosyası var. Onu delete et. Cümle oluyor. Şimdi burada veriyi aldım. Bu veriyi şuraya yazdırmak istiyorum. O yüzden de bir adını belirteyim. TXT result olsun. Burası. TXT result nokta text. Tüm veri bu yıldır içerisinde düzenli bir şekilde bunu oluşturdum. Xbox'ın adı. TXT result. Şimdi bunu metot yapmıştım ya. Ben butonun altına yerleştiriyorum. Çalıştırdım. Şu buton veri tabanından istediğim kayıtları istediğim düzende getirdim. Sonra bağladın mı metodu? Efendim aşağı içer misin? Şimdi burada X içerisinde diyorum ki hata olursa şunu yap. Şimdi şimdi Trycatch'te her halükarda çalışan bir blok vardı. Hatırlayan
Finally biliyorum. Bu her halükarda çalışıyor. Şimdi benim bağlantıyı kapatmam gerekiyor değil mi? İşlemi yaparsa ya da hata oluşursa kapanması gerekiyor. İşlem olursa diyelim bir şekilde kapattık burada. Hata olursa şuradan sonra hata olduğunda keçe düşecek ve burada kapanmayacaktır. Ama ben buradayken kapatabilirim. Şu şekilde. Bu şekilde kapatabiliyorum bağlantıyı. Şu an herhangi bir sorun yok. Zaten yaptığımız işlemi de gerçekleştiriyor. Burada şunu da diyebilirim. Biraz daha önce yaptığımız işlemi yapmak için. Connection state eşit değil. Closed'sa bunu kapat. Kapalı değilse kapat. Kırılmış olabilir vesaire. Ne yapar? Nasıl olursa olsun. Mesela bunun overload'unu da yapabiliriz. Onları da daha sonra göstereceğim. Sonrasında bir molaya çıkıyoruz. Şimdi öncelikle connection'ımı oluşturdum. Yalnız bunun bir string'e ihtiyacı vardı. String'i de app.config içerisinde şu isimdeki bir değer üzerinden almam gerekiyor. Bakın name bilgisi bu. Bunun connection string bilgisi lazım bana. Onu da configuration manager connection string'ler içerisinde bu isimde olanın connection string bilgisini getir dedim. Bir şey söyleyeceğim bunu. Bir sürü form var da iki kere bağlayalım. Hepsi görsün diye. Evet. Değiştirmek için de bir yerden değiştirmiş olacağız. Bu şekilde. Daha sonra butonun altına şunu, bu metodu çalıştır. Burada SQL command oluşturuyorum ki sorgumu veri tabanına gönderebileyim. Bunun connection'ı yukarıda oluşturdum connection. Command type'ı text. Command text'i de basit bir sorgu. Bunu çalıştırmak için bağlantıyı açmam gerekiyor. Sonrasında SQL command'ın execute raider metodunu kullanarak bunu çalıştır ve sonucu benim data raider'ıma getir diyorum. DR'yi de aşağıda kullanacağım. While içerisinde DR.read. Bu okunabildiği sürece true'u döndürecek. Yani bir kayıt olduğu sürece. Ve burası çalışacak. Burada da her oluşturulan değeri real'dir atayacağım, ekleyeceğim. Şurada püf nokta burası. İndeksten alabiliyorduk. İstersem product ID diyerek isim olarak da alabilirim. Herhangi bir hata yok. İndeks. Şu. 0, 1. Şimdi sana gelen result set şu şekilde. 0 sütun, 1 sütun. Sen bunları alıyorsun okurken. Her seferinde sana bir satır getiriyor data trader. Sen bunun sıfırını alınca bir gelir. Birini alınca isim gelir. Bunları buraya ekleyebiliyorum. Bir diğer yöntemde şunları açıklama satır olarak tutuyorum.
değeri get ile başlayan bazı metotlar var. Şimdi yukarıdaki yapı aslında bizim object olarak kullandığımız bir yapı. Gelen değer object olarak gelir. Ama ben object değil de doğrudan benim istediğim bir yapıyı getirsin diyorum. Mesela birinci index varchar değildir. Alt varchar yani string. Get string diyorum. Bana bunu bak integer olarak bir değer ver diyor. Yani string'in değerini. Biri verdim. Bunu bana string olarak getir. Zaten string diyorum. Normalde string olduğu için böyle getiriyor. Yoksa hata veriyor zaten. Yani bu aslında performans sağlayan bir yöntem. Getlerle yapmak. Ekstra objectle uğraşmamış oluyorsunuz. Doğrudan string olarak alıyorsunuz. Yani bildiğiniz yapılarla uğraşırken bunu kullanmanız yararlı olabilir. Get string, get int vesaire hepsini kullanabiliyorsunuz. Get boolean. Önemli değil bu. Daha sonra SQL Exception var. Exception sınıfından türeyen bir sınıf. Bizim SQL ile ilgili hatalarımızı gösteriyor burası. Öyle bir şey olduğu zaman bunu fırlatıyorum. Finally de bunu her halükarda kapatmam gerekiyor bağlantıyı. Bunu kapatmak için de buradaki finally bloğunu kullanıyorum ki hata verse bile buraya düşecek ya. Buradan sonra gene de çalışmak zorunda burası. O yüzden de file diye yazdım. Ekstra bir şey daha var. Normalde buradan erişemiyorum ama benim data reader'da close etmem gerekiyor. Çünkü data reader'da aslında bir kaynak kullanan akış sağlayan bir nesne. Bu da işi bittikten sonra kapatılması gerekiyor. While içerisinde İşlem bittiğinde zaten bunun işi bitmiş oluyor. Çünkü bu yazıda ben değerleri atamış oluyorum. Onu da burada kapatabilirim. Hocam ben şey anladım. Şimdi dr.getstring 1 ile dr.1 yazdığımız arasında ne fark oluyor? Birisi object olarak alıyor. Yani sana gelen değer object diyeyim. Buradan gelen. Ama diğerinde sen de oradan bu string diyorsun. Onu veriyor. Ha, normalde string olduğu için. Yani bir conversion işleminden kurtulmuş oluyorsun.